Amerika'da dedi, Camel'ın dedi marketing stratejisi dedi, Türk tütünüdür. Yani Türk tütünü diye satarlar bunu dedi. Sen de American Spirit içiyorsun, ben Amerikalıyım, sen Türksün. Bak bak. Coincidence'a bak dedi. Ben de ne kadar ilginç dedim. Geçen izlediğim bir MRI videosunda vardı ya. Steve'in bir tane MRI videosunda Turkish sigara vardı. Bayağı da hoşuna gitmişti. Burada arasam, Turkish desem. Ha, izlemiştim bu. İkinci Dünya Savaşı, Alman yemek şeyi, Türk sigarası var. Eşt Türkiye tabakı. Almancanın değiştiğini de buradan görüyoruz çünkü bugünlerde tabak değer tabak değil mi ya? Ben mi biliyorum? Tabak. Tabak mı? Maskulin der tabak. Mesela di tabakaymış önceden. Der tabak diye değişmiş. Peki. Sigaretin fabrik delta. Tabi Almanya'da üretiliyor. Anladığım kadarıyla. Ama Türk tütünü. Almanca çok değişen bir dil bu arada. Bunda çikolata ve sigara var This bu şeyde. Bu yemekte. is no Çocuğun yaklaşımı çok ilginç ya bu arada. El ayağı falan titriyor böyle. That's an interesting pack. Oh wow. So it opens up here. Türk tütünü ünlü bir şeymiş arkadaşlar eskiden. Çok ünlü bir şeymiş. Peaky Blinders'ta da öyle bir sahne vardı abi. Evet, Peaky Blinders'ta da şey, Türk sigarası muhabbeti dönüyor orada da. Aynen orada da Türk tütünü şeyi dönüyor. Look at that. Ulan Almanya dışına giden ürünümüz var. O da pisliklerin pisliği sigara. Arkadaşlar öyle demeyin ya. 1940'larda sigaranın pislik bir şey olduğu bilinmiyordu. O zamanlarda King George kekemelik yaptığında sigara için iyi gelir diye doktorundan tütün tavsiye edilmiş. Yani bu tip şeyler. Abi benim chatimde kapı çalıyor, esprisi yapmayın. Anlıyorum direkt. Böyle salak akımlara ihtiyacımız yok abi. Ya bunu birine laf atmak için söylemedim çünkü benim komşum gerçekten sesimden rahatsız olduğu için kapımı çalabilir. Böyle şeyler yazmayın abi benim chatimde. Gerizekalılık yapmayın. Bak eli titriyor, bak bak. That's incredible. He's looked to be in magnificent shape. And they have a... Abi kapı diyen çalıyor diyelim. Direkt banlayın abi, direkt. Gelmesin bir daha benim şey. Very unusual tobacco smell to him. I've never smelled tobacco quite like it. Daha önce hiç böyle tütün kokusu almamıştım. Boy, it's making my hands shake too much. Ellerimin Look at çok that. titretiyor diyor şu an heyecandan. Attica. Delta Dresden. Şimdi Attica Delta Dresden, muhtemelen Dresden'de yapılan bir sigara bu. Dediğim gibi fabrikası Almanya'da olsa da tütün Türk tütünü. Amazing. That's a beautiful. Bu arada çok güzel aptal turnusolu oldu şu kapı çalıyor muhabbeti. Güzel banlanıyorsunuz. Cigarette. It's pretty unusual looking. It looks definitely has a different look. Tipi de çok It değişik tavuk. smells like, again, it has this old leather boot kind of smell to it. But then this tobacco smell, but that's Deri more. bot kokusu var diyor ama bunu çikolata için de demişti. Muhtemelen bu paketlerin saklandığı koşullardan ötürü bir deri kokusu var. Faint. I can't put my finger on it. That Gel is oğlum. a very strange and interesting and alluring kind of smell. I've never smelled that anywhere else, but the closest thing I could compare it to, I guess, is leather. Fascinating. Let's give it a try. It's pretty wide gauge. It's interesting. Oldukça geniş diyor. And it just smells so weird. Dindilli. It's kind of appealing. I just can't help myself.
not picking up much with the dried bowl. The smell is pretty strong. Her zaman şey yapıyor. Sigara denediği zaman bu herifin olayı tütün eksperi gibi deniyor. Önce yakmadan bir çekiyor. Pek koku almadım. Yumuşak diyor. It's just a very light tobacco flavor on the dried bowl. Biraz I don't know if this is going to be a very heavy smoke. We'll see. Ağır mı olacak göreceğiz. Oh jeez. That's interesting. İnch. With a pretty firm draw to it. And çekimi çok güzel. It doesn't really taste much like a cigarette. It's tadı çok sigara gibi değil. It's pretty light actually. Çok yumuşak. Very fine. But again, it really has that boot kind of flavor to it. It tastes like leather. Oh, deri kokusunu alıyorum. Starting to feel that nicotine rush. Oh boy. Nikotin rush'ı başladı diyor. Çünkü normalde sigara içen bir adam değil abi. O yüzden nikotin rush yaşıyor. Sigara ilk sigara içtiğinde eğer içenler varsa iç bu arada. İlk içtiğinde bir başın döner ya onu yaşıyor şu an. That'd keep you up all night. Not as good as the Chesterfield or some of the others that I've had. Daha önce denediğim Chesterfield'lar gibi veya denediğim sigaralar gibi iyi değil diyor. Ama unutmayın yani bu sigara Türkiye'de üretilmiş bir sigara değil, sadece tütünü Türkiye'den. It's not as refined flavor. I wonder if it's because it's not in a hermetically sealed pack or acaba diyor bunun sebebi paketin saklanma şeklinden mi? Yani çünkü paket fark ettiyseniz kutu gibi bir şeyin içindeydi. Bu tip ordu şeylerinde genelde sigaraları demir paketlerin içine saklıyorlar ki başka koku almasın, emmesin diye. Or can. No, it didn't get a chance to really age like some of this other ration tobacco that I've tried out. Belki daha önce denediğim sigaralar gibi güzel yaşlanmamış olabilir diyor. Çünkü teneke bir kutu değildi diyor. Very unusual still. This is interesting. Yeah. Çık dışarı. Sakın havlama. Saat kaç biliyor musun sen? Hayır. Hayır dedim. Gel buraya. It just really has that firm draw to it. I feel like there's more stray smoke than there is what I'm drawing in, it seems. ESC'de oyun durmuyor, gerizekalı. It's not burning too fast, that's a good sign. Çok hızlı yanmıyor, bu da iyi işaret. Nice. Huh. It's a good smoke. It's really good. Güzel sigara, gerçekten güzel. Delta Dresden factory. I wonder if they're still around. Delta Dresden fabrikası acaba hala açık mıdır? And if not, I wonder when they closed. Açık değillerse ne zaman kapandıklarını çok merak ediyorum. Definitely one of the most unusual cigarettes I've ever had. Şu ana kadar içtiğim sigaralar arasından en ilginçlerinden birisi. Firm draw has a leather overtone and just a mild tobacco. It's not very strong. Yumuşak, çok sert olmayan bir tütün. Notable flavors. It's very strange. Ve saf tütün dışında başka bir lezzet almıyorum diyor. Normalde çünkü sigaralara böyle parfüm. And it's not nauseating. Lezzetleri katarlar ya. Very sweet and çok baş döndürmüyor diyor. You know, just too strong. This here, this feels like more of a regular cigarette in the sense of its nicotine rush is not knocking me on the floor like some of them. Maybe I'm just getting used to these ration smokes. I don't know. Normalde sigara içmediği için çok sigara içtiği zaman so this is our şey oluyor adam. Yani, etkileniyor bayağı. Bu çok etkilemedi beni. First look in the German World War II Wehrmacht issue rations. This is Steve 1989 off MRE Info. Hope you liked the video, and I'll be coming back at you with something new. Or old. Beğendiyseniz videolarını izleyebilirsiniz. 1989 MRE Info çok çok güzel. Çok. Gerçekten çok güzel. Yani eski
60 yıllık bisküvi falan yiyor herif yani. Daha güzel.